Harun. Harun acil kalk. Gidiyoruz. Harun. Kalk artık. Abi yürü git ya. Günaydın. Hadi kalk gidiyoruz. İşimiz var. Dün eve yerleştik, sonra uyu uyan, kahvaltı yap vesaire derken şimdi size bir evi göstermek istiyorum. Öncelikle evin en çok hoşuma giden yerinden başlamak istedim. Burası evin bahçesinden ayrı böyle bir balkon gibi bir yer ve şöyle muhteşem bir dağ manzarası var. Şuradan deniz de gözüküyor ama buradan çok gözükmüyor. Daha çok evin üst katından gözüküyor deniz. Manzaradaki ana odağımız buradaki dağ. Ve sabah uyandığımda şurada kahvemi içtim. Fazlasıyla keyifliydi. Kuş sesleri falan en ufak, yani kuş sesi dışında neredeyse hiçbir ses yok. Şöyle sağına doğru döndüğümüzde burada bahçemsi bir yeri var ama hiç peyzaj vesaire hiçbir şey yapmamışlar. Şurada bir lavabosu var. Buradan merdivenlerden bahçeye gidebiliyoruz. Burada da Harun var. Ne yapıyorsun abi? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor tatilin? Harika gidiyor. Burada şöyle bir barbekü bölümü var, havuz var. Havuzun ayrı bir jacuzzi gibi bir şeyi var fakat çalışmıyor. Burada başka bir bahçe var. Kaçma. Niye? Şuna bin. Çünkü sabah bindim hiçbir şeye benzemiyordu. Çok rahatmış gibi gözüken ve kesinlikle rahat olmayan bir şey o. Evet, bunu yapıyor. Konforlu değil oturması. Ya hem konforlu değil hem her yere çarpıyor falan böyle. Rahatmış gibi gözüken acayip rahatsız bir şey. Beğenmedim ben de bunu. Çoraplar çok iyiymiş bu arada ya. O terliklerle özellikle muhteşem. Hello everyone. This is Mandabur Lemur and this is 5000 liras. Million liras. Burada Harun için kaydırağımız var. Burada bir yemek masası var. Buradan bir odaya girebiliyorsunuz, bir mutfağa girebiliyorsunuz, bir salona girebiliyorsunuz. Yani burada oturabileceğiniz kanepelere olan, masası olan falan bir salon var ama hiç kullanmadık burayı. Bir tek sen kullandın. Bir sabah şurada birazcık şey yani uyandıktan sonra ayılma aşaması olur ya, o ayılma aşamasında şurada birazcık uzandım. Bak burada satranç var. Evet, bunu mantıklı yapmışlar. Yani mantıklı mı da bilmiyorum da buradan gerçekten satranç oynayabiliyorsunuz. Şurada şey aynası var, otopark aynası var. Burada bir banyo tuvalet var ama göstermeme gerek var mı? Bütün banyo tuvaletler birebir aynı bu arada. Evet. Büyüklüğüne kadar aynı. Nasıl başarmışlar bunu bilmiyorum. Şurada mutfağımız var. Bugüne kadar bir tatil evinde gördüğüm en çok mutfak malzemesi burada var bu arada. Şok oldum. Normalde hep böyle şey olur. Hani atıyorum altılı tabak seti almışlardır ama ikisi kırık olur, bir şeyler olur falan böyle. Hani derme çatma mutfak malzemeleri olur. Burası full artı full. Evin girişi normalde şurası. Bu tarafta ilk odamız var. Ayın elemanı burada. Nereye sallıyor? Kamera yok, el sallıyor oraya doğru. Ay kardeşim be. Video izliyordum. Ne videosu? Angal kamer. Kurgu olduğu hiç belli olmuyor bu arada şu an bu sahnenin. Mesela mikrofonu falan sırf zevk olsun diye takmış. Aynen. Ben normalde... Bu arada sahne kurgu da adam zaten böyle takılıyor. Evet, evet biraz böyle bir şeyimiz var. Bak bıyıklara bak, eniştem gibi şu an. Bir tatil evinde değil de. Çorum'a gitmiş gibi değil mi ya? Kıraathaneden çıkmış eve şey diye evde böyle oturmuş böyle bir yere şey. Hanım çayı demledin mi falan diye soruyormuş gibi. Aynen öyle. Hadi o zaman odayı gezdir. Odamı taradayım. Burada aslıklar varmış. Wow. Yeni öğrendim. Burada havlumuz varmış. Onunla mı yeni öğrendin? Yok mu oğlum? Biz duş alamıyoruz abi. 4-5 aydır duş almadım. Şu an bir şey der misin şöyle? Kameraya bak, şöyle dur. Kız kısmına da çok yüz vermeyeceksin. Kızlara da çok yüz vermeyeceksin. Hadi görüşürüz hadi. Muhtemelen acayip yankı yapacak bir merdivenimiz var burada çünkü her yer mermerden.
Evet, burada muhteşem bir tablomuz var. Bu tabloyu ben boyama sandım ilk gördüğümde. İşlemeymiş bak. Başarılı bir tablo. Şimdi bu odaya girmeden önce bir mesaj vermem lazım. Evet. Abilik nedir? Abiler kardeşleri için ne tür fedakarlıklar yaparlar? Evet, kral dairesini bana bıraktın. Evet, burası evin en büyük odası ve Harun'a bıraktım. Aynen öyle. Üst kata çıktığımızda manzara bir anda level atlıyor. Buradan denizi rahat rahat görebiliyoruz ve önü çok kapanacak gibi durmuyor ama bak şurada önde arsa var. Oraya bir ev yapsalar... Ya bu sen niye bunu düşünüyorsun? Sanki bizim evimiz ya. Bu ev biter. Adamın şeye bak ya. Şurada bir balkon daha var. Aa, burada bir kişi daha var bu arada. Evimde de Türk iş. Komşum Fatih Can'la tanışın. Merhaba. Yarı Ukraynalı, yarı Türk. Tamam, Türk'üz ya. Elhamdülillah. Bu cümleyi kurduğunda aklından ne geçiyordu? Bu cümleyi kurduğumda aslında bir senelik bir yaşantıyla Ukraynalı sayılmak istemedim. Yani öyle bir izlenim yaratmak istemedim. O anda da ağzımdan o çıktı. İlk defa kullandım ve güzel bir benimsedim aslında o kelimeyi. Bundan sonra Türk'sün yani. Elhamdülillah Türk'üm. O zaman şimdi de gidelim Fatih'in odasını karıştıralım. Sonra benim odayı mı bırakıyoruz? Evet. Fatih bir hızlı hızlı geliyor heyecanlı heyecanlı. Bir şey mi var odada? Ben odada benim normal kıyafetlerim var. Herhangi bir şey yok. Ya toplamış. Ya ne toplamış? Toplamış ya. Böyle değildi bu oda ya. Ya bir insanın yatağın üstünde böyle aslında bu şekilde gömlek olması mantıklı değil. Onlar çok mantıklı. Bir de yeni uyanılmış bir odada yani. Niye en küçük odayı aldın? Abi neden en küçük odayı aldım? Aslında en üst katta arada kalmak istedim. Bu arada en büyük odayı niye Harun'a verdiğimi açıklayayım mı? O gördüğünüz oda en büyük oda olmasına rağmen banyosu yok. Banyo şurada, ortak banyo. O yüzden dedim ki ben burada orta yerde mi duş alacağım? İkisi orta yerde duş alsın dedim. Hem birbirlerini dikizlerler dedim. Birlikte aldık zaten. Evet, biz alışkınız zaten buna genelde bir banyoyu kullanma konusunda. O yüzden yabancılık çekmedik. Elhamdülillah Türk'üz. Bu da benim oda. Burada kendi banyosu var. Vay tabii ya. Bilin bakalım ne var. Hem deniz manzarası hem dağ manzarası. Senin odan daha güzel. Sadece daha küçük. Evet küçük ama güzel oda yani. Sabah uyandığımda bir de bak. Şuradan uyandım. Seninkinden daha yakın bir manzarayla. Senin kesin garip garip bir şeyler getirmişsindir sen. Kitap okuyucu getirdim yanımda. Entel sabah biraz, gözükmek sabah için. Biraz kitap okudum. Entel gözükmek için diyorsun. Şu dolaplar çok hoşuma gitti. Sen evet. Zaten sırf bu yüzden bence kondun odaya. Benim evde bu dolaplardan var. Evet, sen ev hissiyatını yaşamak için. Farkı, benimkiler böyle normal açılıyor. Bakın bunlar şöyle açılıyor. İkisi birden. Ve ben bunu bilmiyordum. Bilseydim benimkini kesinlikle böyle yaptırırdım. Ama bunun içini nasıl sileceğim mesela, o da dert. Çok zor olur. Evet, ev bu kadardı. Şimdi bir havuz yapmak istiyoruz. Havuzda görüşürüz. Anne! Abi! Hah! Bunu şişireyim mi? Şişir. Alp gel. Yine bana nasıl kaldı ya bu? Bak unicorn, sen seversin. Severiz. Evet, burada bir tane şeyimiz var. Kaç saatte pişirir? Kaç saatte şişirir sizce? Bence bir yarım saat sürer. Şu anda günün sorusu, 4 parça çırayla mangal yakabilir miyiz? Eğer şu kömür tutuşursa devamı gelir bence. Oradan sektire sektire yetiştiririz. Kömürleri atman lazım ama şu an atacaksan yani. Peki niye çıra al dememe rağmen almadın? Çünkü yok. İstiyorsan gel birlikte bakalım var mı yok mu diye. Bence be olacak gibi ya. We'll be right back.
Keşke uzun kollu giyseydim. Rahat olun. 70 dakikaya falan karnımız doyacak. Karşıyım. Seri köz götürsene şuraya. Ama artık olmama ihtimali yok bak. Hiçbir şey yapmasak bu saatten sonra olur. Artık sana devredebilirim. Buyur. Tamam abicim, teşekkür ederim. Bence şu an biraz acele ediyoruz bunları koymak için ama... Ben çok açım. Evet, şu an hepsi açız açız deyip duruyorlar. Ama çok yüksek şu an ateş. İşte ateşi yakmak uzun sürdü, ben bayağı acıktım. Bu tavuğun neresi tam olarak? Bilmiyorum, onu yaydırarak koy. Okey, al hadi. Benim ya. Görevim tamam. Tabii ya, tamam. Lemur milyor muyum ben? Hadi bakalım dene. Pilav Fatih'in eseri, tavuklar da benim eserim. Bir anne pilavı gibi olmasa da. Fena değil ha. Dünkü mantıklı kadar mı fena değil yoksa bir pilava göre mi fena değil? Ya ben çok nadir pilav yerim birinin yaptığı. Mesela Harun'un hayatta yemem. Evet, biliyorum. Bu yenebilir. Evet, ben tam olarak onu demiştim size. Çok güzel olmaz ama yenilebilir kıvamda olur dedim. 10 üzerinden puan. Benden beklediğiyle bir puan vermemiz gerekiyor. Tamam, aynen. Şimdi Fatih'ten beklediğimle yaparsak 7 veririm. Diğerini sormamıza gerek yok. Tamam, aynen öyle. Bu tavuk da pişmemiş Harun. Pişmek üzereymiş, sen almışsın. Çok az daha pişmesi lazım. Tadı nasıl? Acayip tuzlu. Gerçekten mi? Evet. Siz de bakın tadına ya, neyi bekliyorsunuz? Çok mu tuzlu? Tuz evet, bayağı fazla. Sanırım Hakan abi tavuk konusunda haklı. Ama yeniden atalım. Ama yenilebilir kıvamda. Çok, ben çok beğendim. Tuzun birazcık tadı güzel ama araya ufaktan bir tavuk kaçmış. Ben bugün... Ya yiyeceğiz bir şekilde, hadi uzatma. Kapat da yemek yiyelim. Ben bugün kapatıyorum. Yiyelim. Allah sizi kahretmesin. Moralimi boktu. Şu an gece bir ve Alp dedi ki 500 lira verirseniz havuza böyle atlarım dedi kıyafetle. Full. Veriyorum. Atmazsınız ne olacak peki? Atacağız. Ya atlarım çünkü onur, onurumu satma ihtimalin var mı 500 lira için senin? Küçüğe değil ha, direkt büyüğe. Cup. Ya hayır ya, hayır ben... Hadi atla geç. Allah kahretsin. Ya bir şey değil mi? Ya ne yapıyoruz biz ya? Güzel, 500 veriyorsan ben de atlarım. Veriyorum, atla. Yemin et. Ver bana. Allah çarpsın be. Çabuk atla. Allah Allah. Abi ben de atlıyorum. Atla. Yok ben o kadar ucuz değilim. Hadi abi yok. Hadi çabuk gel. Yok, yok ben atlamıyorum. Fatih çabuk gel hadi. Ben atlamıyorum kardeşim. Hadi Fatih gel. Atlamıyorum ya. Hakan abi atla 1000 lira. Tamam ben veriyorum, Çok iyi ya. Hayır atlama koç. Evet, evde takılmaktan sıkıldık ve Likya yoluna gelelim dedik. Fakat burada da kaybolduk. Yaklaşık birkaç kilometredir yürüyoruz. Yolda yani Likya yolunda böyle şeyler olması gerekiyormuş. Kırmızı işaretli kayalar olması gerekiyormuş. Yolun bir kısmına kadar onları gördük, artık göremiyoruz. Evet. Ve büyük ihtimalle bu Harun'un suçu. Benim suçum değil. Çünkü bizi hep geniş yollara sokuyor. Yani şu an böyle çok insancıl bir yoldayız ama yol hep böyle değildi. Abi bak, ben zamanında bir hafta kamp yaptım Uludağ'da. Ya muhteşem bir hafta kampın tecrübelerine güveniriz tabii ayı ama. Ayı izleri vardı benim yattığım çadırda. Bilmiyorum, bir tane kırmızı işaretli kaya görsem çok rahatlayacağım şu an ama. Birazdan görürsün. Ah işaret. Bak bir de bazıları şöyle şeyler yapmış. Üst üste koymuş taşları ki boya silinse bile anlayalım. Tamam, bulduk yolu, devam. Ama sarı bir işaret daha var. Bu da buradan gitmeyin anlamına geliyor olabilirse. Ya da ayı var anlamına geliyor olabilir. Peki senin... Üstüne alınmış gibi baktın, niye öyle yaptın? Ben aslında yolun girişinde o taşları alacaktım. Böyle bir şeyim yok, bilgiyi yeni öğrendim. Öyle. Tamam evet, burası gerçekten Likya yoluna benziyor. Şimdi rehberiniz olarak size gezi turumuzu anlatıyorum. Yolumuz toplam 524 kilometre. Ama bugün birinci etabındayız. Birinci etabımızda 123 kilometre mi ne? Tahmini iyi bir kondisyonla 21 gün sürüyormuş. Alpin kondisyonuyla 40 gün sürüyormuş. Bence 30 güne bitiririz. Sorun yok abi. Üstüme düşmezsiniz değil mi? İnşallah abi. Ben düşüyordum. Bir şey duydum gibi geldi ama hayırlısı.
Tamam, bir tane daha kırmızı kaya gördüm. Zaten başka yere sapma ihtimalimiz yok burada ama bunu işaretlemişler. Tamam, burada bir garip şey var ama. Bu taraftan da gidebiliriz, bu taraftan da gidebiliriz. Ama sanki şurası daha gidilesi duruyor. Ayı, 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 ayı. Oğlum oturmuyormuş lan. Hadi yürüyün. Ne oldu biliyor musun? Hakan abi oradan geri geliyordu, ayı ayı diye bağırarak. Yüzüne baktım, bu gerçek. Bunu düşündüm, sonra koştum geri. Lan hadi. Ya yürü git ya, sen git tek başına ya. Orada benim dedikodumu yapıyorlar, sanki duymuyorum. Geliyorsunuz mu hey? Evet. Kilolu ve gözlüklü olan ölüyormuş ilk başta. Ayağa takıldı, ayı olsaydı gerçekten ilk başta uğurmuştu. Belki de sen bir de. İkinci sıradayım, evet. Yaklaşık bir saattir yürüyoruz. İnsancıl bir yer bulduk yine. Likya yolunda bir sürü tarla var. Tarla değil de böyle arsalar var. Ama içlerinde hiçbir şey yok. Sadece böyle çevirmişler. İmar gelsin diye mi bekliyor artık? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Oturduk bir dinleniyoruz. Ama daha yolumuz uzun. Yalnızca 521 kilometre kaldı. 3 kilometre yürüdük mü diyorsun? Gelmişiz lan. Peki şu an gerçekten bir ayı görsem ve aynı şeyi tekrar yapsam, kaçar mısınız? Maalesef ki hayır. Yosa gelsin. Umarım mı görmeyiz o zaman. Şu an yolumuzun üstünde milyonlarca arı var. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama şuradaki suya toplanmışlar sanırım. İki yolda da bir sürü var. Ve problem şu ki benim arıya alerjim var. Ama geçelim be. Bak, yok. Şurayı geçersek manzara var gibi duruyor. Ben geçemem abi. Sokulma it. Bak şu an burada sokulursam hiç hoş olmaz. Abi ben yeni kilo vermeye başladım. Bak bu arılar bende ödem yapar. Şey ama arı sokması kalıcı ereksiyona sebep oluyormuş. Ne kadar yürüdük bilmiyorum ama hem bundan sonraki her yerde arı kovanları var. Ne kadar gözükür bilmiyorum ama şu görmüş olduğunuz yerlerin hepsi arı kovanı. Gideceğimiz yerlerde arı kovanları var. Şu tarafta arı kovanları var. O yüzden daha fazla devam etmemeye karar verdim. Ve gördüğünüz gibi güneş batmaya yakın. Daha en az 1,5 saatte yolumuz var dönüş. Hatta dönüşte hep yukarı tırmanacağız. Kaç saat? En az 1,5 saat. 1,5 saat cidden 1,5 saat mı? En az 1,5 saat. En az. En fazla? 2,5. Hadi gençler. Çok yoruldum. Yılan. O gerçekten yılan. Abi tam şurada. Yılan. Siyah. Yapma, korkama sen. Bu saatten sonra kimseye güven yok lan. Fatih kaç kilo verdin? Abi vallahi şu an yağ oranım düştü ya baya. İyiyim ama. Sıkıntı yok. Çok iyi gözüküyorsun ya kesinlikle. Biliyorum. Muhtemelen tam vaktinde evde olacağız. Hava kararmak üzere. Direkleri yaktılar. Yolumuzda herhalde 500 metre falan anca kaldı şu ana yolda devamda. Ama çok yorulduk. Tişörtünü sıksan su akar mı şu an? Abi yani tişörtü değil, tişört ve atleti beraber sıksam da akar. O derece. Şimdi tatilden döndük, evi kontrol ettim, şimdi stüdyoya geçtim ve burada en çok gerildiğim şey akvaryum. Çünkü daha önce tatilden döndüğümde bir akvaryumum berbat haldeydi. Yani şöyle içi yosunla kaplıydı, böyle garip bir şeyler olmuştu. Saçma bir tatil yemi kullanmıştım. Düşük ışıkta pek bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama bir ışıkları açalım. Sanırım hiçbir problem yok.
Her şey muhteşem gitmiş. Tabii ki su bayağı azalmış buharlaştığı için. Ama her şey düzgün gibi gözüküyor. Bu arada yine tatil yemi kullandım fakat 2 günlük tatil yemi koyup kalan 3 günde karartma yöntemi yaptım. Yani akvaryumun ışığını çok az açıyorsunuz ya da hiç açmıyorsunuz. Bu sayede balıkların metabolizması yavaşlıyor. Dolayısıyla çok da gıdaya ihtiyaç duymuyorlar. Zaten burada aç kalma ihtimalleri yok gibi bir şey yani. Bir sürü bitki yiyorsun vesaire var. Onları her türlü yerlerdi ama yine de gergindim. Şimdi yine ben bunun bir suyunu değiştireceğim. Hafif yosunları vesaire temizleyeceğim. Yani çok bir şey yok ama çok hafif de yosun olmuş. Mesela şuralarda var nedense. Acaba camdan oraya ışık mı sızdı? Ne oldu anlamadım. Evet, bir haftalık vlogun daha sonuna geldik. 5 günlük bir tatil yaptık. Yani böyle kaçamak gibiydi daha çok. Tabii ki asıl amacımız tatil yapmak olduğu için sürekli kamera kaydı yapmadık ama aslında aşağı yukarı her gün aynı şeyleri yaptık işte. Sabah uyan, kahvaltı yap, havuza gir, akşam mangal yak falan filan. Bir kere yürüyüşe çıktık. Onu da zaten videoda gördünüz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.